Tabii artık Türkiye'de şöyle durumlar var. Yeni bir siyasal durum oluştu. Yeni bir siyasal kadro ve yeni dönemde tabii belediyeler çok önemli. Ama esasında dün akşamki yayında da altını çizmeye çalıştığımız gibi 2019'daki yerel seçimlerde Mansur Yavaş, İmamoğlu, Muhittin Böcek, Zeydan Karalar, Vahap Seçer, Özlem Çarçoğlu gibi CHP'nin 11 büyük şehri kazanması ve bu 11 büyük şi büyük şehirin sosyal belediyecilikle kendisini ispatlaması. Evet. Bu belediye başkanları kendilerini ispatladılar. Dolayısıyla halkımız dedi ki, dedi bu CHP'li belediyeler bakın dedi 11 tane büyük şehir. İller de var. Hiç de fena yönetmiyorlar. E, sosyal yardımları kesmediler. Bilakis artırdılar. E, halka uzandılar. Bakın tekrar etmek istiyorum bu seçimin etkenlerinden birisi ekonomideki yaşanılan sıkıntılardır. Ama bununla da bağlantılı olarak 2019'daki seçimi kazanan CHP'li belediye başkanlarının işte Mansur Yavaş'tan başlayın İmamoğlu'na kadar, Zeydan Karalar'dan Vahap Seçer'e, Muhittin Böcek'ten Özlem Çerçoğlu'na kadar başarılı bir sınav verdikleri için peşlerine diğer belediyeleri de taktılar. Bunun da mutlaka anlaşılması gerekir. Eğer diyorum ben 2019'da kazanan belediye başkanları gibi şimdi kazanan belediye başkanları da başarılı giderse halkla yakın temas içinde olursa öyle parayı betona, imara, şuna buna değil doğrudan halka vermeyi tercih ederlerse sosyal belediyecilik yaparlarsa en geç 2028'de ama bence 2027'de yapılması beklenen seçimde de dünkü gibi bir tablo ortaya çıkar. Tekrar ediyorum. Uzun bir cümle oldu kusura bakmayın. 2019'da yerel seçimleri kazanan CHP'li belediye başkanlarının sergiledikleri performansı dün seçimi kazanan belediye başkanları da önümüzdeki süreçte tekrar ederlerse 2027 ve 2028'de en geç 2028'de yapılacak seçimde de dünkü gibi bir sonuç ortaya çıkar. O nedenle dün seçilen belediye başkanlarının omuzlarındaki yük hem partileri için hem de ülkemiz için son derece önemli ve bir o kadar da ağırdır diyorum. Sandıkta deprem bir sonraki manşete geçelim. Mansur Yavaş ve İmamoğlu ile olan bu fotoğrafın hemen peşinden Türkiye gazetesi. Tepki oyları patladı demiş gazete. Türkiye seçimini yaptı hayırlı olsun. Enflasyon etkili oldu. Emeklinin maaş isyanı emekli oldu. Dem ile işbirliği ve İyi Parti tabanının desteği CHP'yi birinci parti yaptı. CHP belediye sayısını artırırken seçmen AK Parti'ye sandıkta mesaj verdi.